Tarih 13 Mayıs 2014. Kara, kapkara bir gün. Kömür karası. Soma'da bir maden ocağında yaşanan patlamada 787 işçi toprak altında, tüm Türkiye karanlıkta kaldı. Çaresizce bekledik, saatleri gün ettik. 301 canımızı yitirdik. Borusanlılar olarak bu faciaya duyarsız kalamazdık, kalmadık. 1999 Kocaeli, 2011 Van depreminde olduğu gibi. Bu kez yüreğimiz Soma'daydı. Açtığımız Borusan Soma Dayanışma Fonu hesabına Borusanlılardan yardım yağdı. Fon, şirketlerimizin de katkısıyla güçlenince yola koyulduk. Amacımız Soma halkının yaralarını biraz olsun saracak bir katkı yapmaktı. Kente giriş izni çıktığı gün Soma'daydık. Acılı aileleri, yardım kuruluşlarını ve yerel kurumları ziyaret ettik. Gördük ki Soma halkının acılarının biraz olsun dinmesi için bir tek şeye ihtiyacı vardı. Umut. Ve Türkiye'de bugüne dek hiç gerçekleştirilmemiş bir dayanışma hareketini başlattık. Kızılay, Türk Psikologlar Derneği gibi 6 sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği ile Soma'da, yani Soma Dayanışma Ağı'nı kurduk. Borusan Soma Dayanışma Fonu'nda toplanan yardımlarla Soma'da bir psikososyal destek merkezi kurup, iki arazi aracını Soma'da projesine tahsis ettik. Soma'da'ya bakanlıklar, kaymakamlık, sivil toplum kuruluşları, özel kurumlar, gazeteciler de katıldı. Borusan'ın öncülük ettiği Soma'da projesi kapsamında gece gündüz, kar kış demeden çalışan 300'ü aşkın gönüllü psikolog, 2200 bireysel görüşme yaptılar. 100 köyde 400 madenci evini ziyaret ettiler. 5500 insanımızın umudunu yeşerttiler. Bizim yüreğimiz hala Soma'da. Biz Borusanlıyız. Bizim bu memlekete gönül borcumuz var ve onu ödemek için çalışıyoruz.